Evet sevgili Hakan Hocam, tekrar hoş geldin. Sen de hoş geldin Gökhan'cığım. Evet, teşekkür ediyorum. Yine kar yağıyor. Evet, hava. Bayağı bir soğudu İstanbul'da hava. Tabii. Ama ne, hava nasıl olursa olsun morallerimiz, neşemiz yerinde olsun. Neşemiz, moralimiz, sağlığımız yerinde olsun. Bu arada bizleri izleyen bütün YouTube izleyicilerimize, sayfamıza abone olan bütün değerli abonelerimize tekrar selamlar, saygılar, sevgiler gönderiyoruz. Hepsine mutluluk, sağlık, neşe diliyoruz. Tabii en başta sağlık, mutluluk, huzur, neşe olsun. Evet hocam, bizim müzik çalışmamız yoğun şekilde devam ediyor. Evet, müzik çalışmaya yoğun, özellikle klipler yoğunlukta. Yeni bir çok hit bir parça var. Evet. Onun işte klip çalışması sürpriz bayağı yoğunlukla gidiyor. Hocam tabii. Çok güzel bir müzik yaptınız benim besteme. Onu şu anda açıklamıyorum ama sürpriz. İnşallah bu hafta cumartesi günü o klibin çekimlerine başlıyoruz. Evet. Biraz uzun sürecek o klip çünkü zor bir parça. Tabii, en az 10 gün sürer tabii. Siz de çok güzel, muhteşem bir aranje yaptınız. Çaldığınız bağlamalarını, aranjesini, her şeyini, altyapısını çok güzel yaptınız. Benim de ona layık güzel bir klip çekmem lazım. Tabii, ağzına sağlık. Güzel, çok güzel sesini. Ben de okudum, güzel oldu. Çok güzel oldu. Çok hoş bir parça. Yani bütün dünyaya mesaj veren bir parça. Evet. Bu arada müjdeli bir haberimiz var. Bütün dijital platformlarda, müzik platformlarında diyemiyorum hocam. Ve Spotify'de yeni albümümüz yayınlanacak. 4 Ocak'ta, yeni yılda 4 Ocak'ta. 2022 mi oluyor hocam? 2022'de bütün dijital medyada. Dijital medyada, müzik dijital platformlarında yayınlanacak. 4 Ocak 2022'de ve Spotify'de yayına girecek. Azmana Gönder isimli albümümüz, buradan izleyicilerimiz telefonlarından, mobil uygulamalardan dinleyebilirler. Hayırlı olsun, bereketli olsun. Evet, sağ olsun bu dijital müzik marketlere dağıtım yapan ana şirket albümü çok beğendi. Evet, bayağı beğendim. Özür dilerim hocam. Ve bütün mağazalara, dijital mağazalara dağıtmaya karar verdiler. 4 Ocak'ta da çıkış günü tespit ettik. Evet. 2022'nin 4 Ocağı'nda inşallah teala izleyicilerimize, müzikseverlerle buluşacak. Hayırlı olsun, bereketli olsun, uğurlu olsun diyorum. Şimdiden biz tabii yeni albümün çalışmasına da başladık. Tabii hocam, biraz bilgi verelim. Yeni albümün bütün çalışmaları başladı. Özellikle bir seçtiğimiz hit parça var. Evet. Çok özel bir parça. Çok özel bir parça mesela. Arıncası bitti. Sen o seslendirdin. 16-17 parça daha var. Evet. Altyapı çalışmaları bitti. İşte akustik ve bağlama çalışmaları var. Ondan sonra sen seslendireceksin. Evet, seslendireceğiz. Evet. İnşallah mixiyle, işte editingiyle, kapak çalışmalarıyla, tanıtımıyla da yeni yılda, yeni albümümüzde inşallah tabii ki hala müzikseverlerin ve YouTube izleyicilerimizin aynen karşısında olacağız. Tabii bu arada sayfamıza abone olup bizleri de, bu videoyu da beğenirlerse teşekkür ediyoruz. Tabii lütfen abone olun tabii. Evet, çünkü destek geldikçe hani müzik, gerçekten müzik üretenler, tabii, müziğin mutfağında olan bizler, bestekar, söz yazarları, aranjörler. Hocam bugün öksürüyorum, biraz kar yağıyor, üşüdüm. Evet, ben üşüdüm tabii ki. Evet, bestekarlar, aranjörler, müzik, söz ve müzik yazarları gibi, bizim gibi çalışanlar moralleri en azından moral desteği olmuş. Desteği oluyor. Hocam biz hep genelde kendi eserlerimizi yayınlıyoruz. Sizin tabii müziklerinizi, benim bestelerimi yayınlıyoruz. Kendi okuduğumuz şeyleri yayınlıyoruz. Ve türkülere destek veriyoruz. Tabii ki, mutlaka. Aynı zamanda Türkiye'mize, Türkiye'mizin şu anda içinde olduğu ekonomiye de destek veriyoruz. Tabii ki. Cenab-ı Allah Türkiye'mizi muzaffer edecek. Amin. Türkiye'miz başarılı, güzel bir şekilde yeni yıla çok çok daha yüksek güçle girecek inşallah. Çok büyük güçle girecek Allah'ın gireceğiz. Türkiye'miz bütün engelleri aşacak, bütün güçlükleri yenecek bir kuvvete sahip. Çünkü Türk milleti ve Türkiye'miz geniş bir aile, çok güçlü bir milletiz. Cenab-ı Allah devletimizi, milletimizi muhafaza etsin. Tabii. Yeni yıla çok çok büyük zaferlerle, çok çok büyük müjdelerle inşallah gireceğiz. Amin inşallah. Ekonomimiz her türlü güzel, daha da güzel olacak, daha da iyi olacak. Ve zaten hocam yeni projeler, yeni şeyler açıklanıyor. Çok güzel şeyler var. Tabii. Bu arada asgari ücrete verilen zam da hayırlı olsun. Çok muhteşem bir zam verildi. Muhteşem zam verildi. Evet. Emeklilerimize de yeni verilecek herhalde, onu tam bilmiyoruz. Tabii. Ama bu zor günler Türkiye'yi daha da güçleştiriyor, daha da güçlendiriyor. Tabii. Daha da yüksek hedeflere doğru koşmasına yardım ediyor. Tabii. Cenab-ı Allah devletimize, yöneticilerimize, milletimize, askerimize, tabii, polisimize, aynen, sağlık çalışanlarımıza, herkese sağlık, mutluluk, başarı versin, muhafaza etsin.
Türkiye'miz çok 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 zengin yerlere ve evet. güzel yerlere gelecek inşallah. Tabii. Biz Hakan ve Gökhan Işıklı olarak Türkiye'mizin yanındayız. Tabii, sonuna evet. kadar da destek veriyoruz. Eyvallah. Türkiye'miz çünkü hocam güzel yerleri hak ediyor. Tabii. Güzel şeyleri hak ediyor. Tabii. Türk milleti güzel şeyleri hak ediyor. Türk milleti her bölgesiyle, her şehriyle çok güzel bir muhteşem. Güzellik taşıyan, güzel renkler taşıyan bir millet. Ne güzel devlet, ne güzel millet diyoruz. Cenab-ı Allah muhafaza etsin. Amin. Yeni yıla da inşallah hepimiz böyle alkışlayarak müjdeli haberlerle girelim. Mutluluk, huzur, sağlık, sağlık. Tabii hocam, sağlıktan önemli bir şey var mı? Yok, hiçbir sağlık. Yok, sıhhatten önemli hiçbir şey yok. Hocam, stüdyoda bu ara çalışmalar var. Dekorasyon, evet, bir iki ufak ses geliyor, kusura bakmayın. Olabilir. Yeni dekorasyon yaptırıyoruz. Arkadaşlar çalışıyorlar. Evet. Pazar günü dahi bizim için çalışıyorlar. Tamam, Allah razı olsun. Hocam, yeni bir sizde enstrümantal bir şeyler hazırlıyorsunuz. Enstrümantal bir iki parça var. Hem ritmik hem neşeli eski evet. parçalar var. Evet. Bir iki Erzurum Ezgilendi'ni de yaptım. Okuyacağım hocam, çok güzel yaptınız evet. hocam. O zaten ayrı bir sürpriz. Tabii. Bu arada rahmetli babamız Suat Işıklı'nın arşivinden, kendi çalışmalarından ve Erzurum'un tarihi fotoğraflarından tabii. çok güzel bir çalışma yapıyoruz. Tabii, muhteşem. Evet. Ve yeni bir projemiz var. Şarkını söyle, klibini çek. Evet, tabii ki. Bu projeyi bundan lütfen dikkatle izleyin. Çünkü yeni hocam, bir yeni müziğe başlamış evet. bir kişinin albümünü tanıtması bayağı bir zor. Biz tabii, de destek vermek tabii. istiyoruz. Tabii ki. Lütfen bizim yaptığımız bu reklam jingle çalışmalarını dinlesinler, izlesinler. Tabii, evet. Çünkü hani türkünü söyle, klibini çek. Şarkını eyvallah, söyle, evet. klibini çek. Bunda biz destek vermek istiyoruz. Tabii ki. Bizimle irtibata tabii geçebilirler. Ki. Instagram sayfamızdan, Facebook sayfamızdan, TikTok sayfamızdan tabii bizimle irtibata geçebilirler. Hocam, kışın sanki daha çok mu içeride olduğumuz için ilham geliyor müzik? Kışın tabii daha fazla içeride olup havada soğuk korunca ilham daha fazla geliyor. Müzikle daha fazla aşk neşe oluyor insanlar. Yani ve sanki insanlar hani böyle çayını kahvesini alıp işte bir izlediği zaman türküyü, videoyu daha böyle dinlenme tabii, oluyor. İlham geliyor. Tabii. Değil mi hocam? Evet. Tabii. O yüzden sayfamızı izlemeye, bizi takip etmeye devam edin. Çünkü Hakan evet. hocamızın çok güzel aranjeleri, yönetmenliğiyle bizim de çekeceğimiz kliplerle o zaten bu son çekeceğimiz yeni albüm parçasında muhteşem bir sürprizler var. Tabii, çok sürpriz. Çok böyle dünyaya mesaj veren bir parça. Sözlerimizin güncel bir parça. Tabii. Evet, şimdi Cano diye bir parçamız vardı. Onu ben yapmıştım. Tabii, tabii, Cano, evet. Erzurum'da evet, derler Cano. Evet. Şimdi onu okuyacağım. Hocamız onun bütün aranjelerini, akustiklerini bitirdi. Evet. Sağ olsun Ertan kardeşimiz değil mi ona? Tabii, Balaban çalmıştı. Balaban çaldı tabii. Erkan Uğur Bey perdesi gitar çaldı. Evet. Efendime söyleyeyim, Uğur kardeş, Uğur Varol kardeşimiz akustik gitarlarını çaldı. Oktay Kösegil ve Hakan evet, abim bağlamalarını çaldı. Eyüp Amiş kavala ve neyi çaldı. Tabii. Çok muhteşem bir cano. Böyle ağıt tarzı bir parça. Evet, ama çok güzel. Gurbete tabii. giden insanların, gurbete tabii. işte memleketine ayrılıp gurbete giden insanların derdini anlatan tabii, evet. cano bir parça. O da yakında sayfamızda. Yalnızca. Hocam sürpriz çok. Sürpriz çok. Yeni yıl sürprizleri çok. Kar yağmaya devam ediyor. İş çok, evet yapacağım. İş çok. Tabii. Biz yani Twitter sayfamız var. Tabii. Onu da izleyebilirler. Yani biz elimizden geldiğince kendi öz müziğimize, Türk halk müziğimize, kültürümüze tabii. destek vermeye çalışıyoruz. Onun için diyoruz tabii. ya, türkünü söyle, klibini çek, şarkını evet. söyle, klibini eyvallah. Çek. Hocam çok şıksınız. Sen de çok şıksın Gökhan'cığım. Mübarek ol, ellerinizden öpüyorum. Eyvallah. Benim müzik hayatımda sizin %100 çok büyük emeğiniz hep var. Beraber, ödeyemeyeceğim emekler tabii ama bunu böyle lafla ödeyemeyiz tabii. Ben de size beraber, hizmet evet. etmek evet. istiyorum. Efendime söyleyeyim, ellerinizi öpmek istiyorum. Çok teşekkür Allah ediyorum. Değerli büyük, değerli annelerimizin de ellerinden öpüyoruz. Saygılar, hürmetler gönderiyoruz. Evet. Bütün hanımefendilere, bütün beyefendilere ve kadına şiddete hayır diyoruz. Tabii ki. Bu çok önemli. Sokak candılarına yiyecek bırakalım. Tabii ki. Hava soğuk. Kedilere, köpeklere, tabii. kuşlara hava soğuduğu için yiyecek bırakmamız gerekiyor. Su bırakmamız gerekiyor. Tabii. Çünkü onlar da canlı hocam. Bütün canlılar düşünmemiz ağaçlara tabii, zarar vermeyelim. Çevreye tabii. zarar vermeyelim. Efendim, zararlı şeylerden uzak duralım. Tabii. Özellikle kedi, köpek ve kuşlara yiyecek bırakalım. Tabii. Bu çok önemli. Yaradılanı severiz, yaradandan ötürü eyvallah, hocam tabii. öksürüyorum biraz, kusura bakmayın. Tabii, soğuk kaldım biraz. Tabii. Pencerenin önünde biraz oturdum şiir yazarken. Eyvallah. Yani hani bütün canlılar dünyaya lazım hocam. Mutlaka. Her şey. Eyvallah. Cenab-ı Allah hiçbir şeyi boş yaratmamış. Her şeyde bir hikmet var. Hikmet eyvallah. Var. Cenab-ı Allah bizleri sabırlı kullardan, güzel şeyler yapan, pozitif düşünen, eyvallah. İyilik yapan, güzel şeylerle uğraşan ve doğru yolda ilerleyen eyvallah. İnsanlardan eylesin. Amin. Bütün Türkiye halkıyla birlikte de yeni yılımız kutlu olsun diyorum. Mutlu, huzurlu, mutlu, huzurlu tabii. olsun. Tabii. Türkiye'mizde böyle pırıl pırıl neşeli bir vaziyette. İnşallah 2022 girelim. Güzel hocam. Işte. Hocam, dünya şu anda zor bir an yaşıyor, bütün dünya. Bütün tabii. devletlerin bu hastalıkla bir mücadelesi var. Tabii, tabii ki ekonomi de bundan etkileniyor. Mutlaka etkileniyor tabii. Değil mi hocam? Eyvallah. Tabii ki çalışma sistemi bozuldu. Herkes çalışamadı. Tabii.
Mutlaka ekonomik bir geçişler olacak fakat 2022'de evet. Çok iyi olacak. Ama Türkiye üreten bir devlet. Projeler yapan bir devlet, ihracat yapan bir devlet. Çok büyük bir devlet tabii. Çok büyük zekaları, mühendisleri, bilim adamları olan bir devlet. Eyvallah. Bunlar Türkiye'mizi böyle el üstüne kaldıracak inşallah Allah'ın Allah'ın ve diğer ülkelerde hırsından çatlayacak. Evet tabii. Türkiye'mizin yanındayız. Bitirirken de yine programımıza müsaadenizle. Allah razı olsun. Ne güzel devlet, ne güzel millet diyoruz. Hoş kalın, hoşça kalın. Hoşça kalın.